AK Parti Genel Başkan Vekili Son Başbakan Binali Yıldırım, Ödemiş ve Bayındır'da düzenlenen programlara katıldı. Yıldırım'a AK Parti milletvekili adayları Yaşar Kırkpınar, Kerem Ali Sürekli, Ceyda Bölünmez Çankara eşlik etti. Ödemiş'te düzenlenen etkinliğe katılan Yıldırım'ı AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammed Şen, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu karşıladı. Değerli Ödemiş hemşehrilerim, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Sayın Başbakanım, artık bizi salonlar almıyor. Ufak geliyor. İnşallah sizlerden daha büyük salonlar, daha büyük toplantı salonları istiyoruz Sayın Başbakanım. Düzenlenen programda konuşan Yıldırım, 40 yıldır terörle darbe girişimiyle ülkemizi, vatanımızı bölmek isteyen bu menfaat ittifakına karşı en yüksek haykırışı Ödemiş'ten ve Küçük Menderes Havzası'ndan beklediğini belirtti. Ölüşüm PKK terör örgütü, FETÖ alçak darbeci örgüt bugün ülkemizde ne yazık ki demokrasiye, özgürlüğümüze, evlatlarımızın aydınlık geleceğine karşı tam bir işbirliği içerisinde menfaat ittifakının yanında yer alıyorlar. Ödemiş, Efeler diyarı, Efelerin torunları. Evet kardeşim, bu hayasızca oyuna dur demeye hazır mısınız? Hazır mısınız? 14 Mayıs'ta Anneler Günü'nde gözü yaşlı şehit annelerinin dualarının kabul olması için var gücümüzle bu ülkemize karşı 40 yıldır terörle, darbe girişimiyle zarar veren ve bölgemizi, vatanımızı İstikrarsız hale getirmek isteyen bu güruha karşı en yüksek haykırışı Ödemiş'ten bekliyorum. Seçim olmadan ulufe dağıtmaya başladılar. 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı atadılar. Size bu millet yetkiyi verdi mi kardeşim? Siz hangi hakla, hangi yetkiyle Cumhurbaşkanı yardımcısı atıyorsunuz, bakanlıkları paylaşıyorsunuz. Bunların kafasında millete hizmet diye bir şey yok. Bunların kafasında nereyi kim kapacak, onun derdi var. Bu ülkede 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları gece gündüz demeden bir yanda terörü yok etmek için, bir yanda da ülkemizi kalkındırmak için canla başla çalışıyor. Buna İzmir şahittir, buna Ödemiş şahittir, buna Kaymakçı şahittir. İnşallah pazar günü yetkiyi tekrar Cumhurbaşkanımıza, milletin adamına, adam gibi adama teslim ettiğinizde nerede kalmıştık deyip Cumhuriyetimizin 100. yılında emin adımlarla dünyanın parmakla gösterilen ülkesi olma yolunda kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Daha sonra Bayındır Belediyesi önünde düzenlenen programa katılan Yıldırım'ı Belediye Başkanı Uğur Demirezen, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Veysel Bakıcıoğlu ve belediye meclis üyeleri ile partililer karşıladı. Bayındır'ın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Binali Yıldırım, Bayındır halkından Cumhur İttifakı'na destek istedi. Milletvekili olduğum 2011'den beri buralara gelince, Bayındır'a gelince, buranın hasbi insanlarıyla bir araya gelince gönlüm huzur buluyor, mutlu oluyorum, mesrur oluyorum.
İlk yıllar buraya geldiğimiz günleri hatırlıyoruz. Torbalı'dan Bayındır'a gelirken o yollarda bildiğimiz duaları okuyarak geldik. Kazasız belasız Bayındır'a ulaşacak mıyız diye hep merak ettik. Ama bugün Bayındır'ın bölünmüş yolu var. Bayındır'da yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik, sevenleri birleştirdik. Ama Bayındır, siz de bilirsiniz ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldük Bayındır. Bugün ülkemizde bölücü terör örgütünün militanlarının dili uzadı. FETÖ'cülerin dili uzadı. Pazar günü onların dilini kesmeye var mısınız? Var mısınız? Kuvayi Milliye'nin torunları bu topraklara düşman ayağı değdirmeyen yörüklerin evladı. Bu şer cephesine teröristlerle, işgalcilerle işbirliği yapanlara karşı milletin adamını, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı Bayındır, 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 rekor oyla, rekor oyla Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçmeye hazır mısınız? Hazır!